Bir yandan memur ve emekliye ile ilgili e, zamlar netleşiyor. Kim ne alacak sorusu evet, merak doğru. edilen başlık. Şimdi şöyle netleşiyor biliyorsun bu emekli zamları e, enflasyona göre belirleniyor hem memur emeklisi hem de SSK Bağkur emeklisi. Hem de memurların maaşları da enflasyona göre belirleniyor. Hı hı. Dolayısıyla biz burada neye bakıyoruz? 6 aylık enflasyona bakıyoruz. 6 aylık enflasyonda ne zaman belli olacak? Ocak'ta belli olacak. Hı hı. Ama ne belli oldu? Dün biraz enflasyonu konuştuk seninle. 3 aylık enflasyon belli oldu. Ona şöyle bir bakalım istersen. Bugün biraz oradan bahsedelim. Hani zamlar ve memur ve emeklilerin zamları nasıl ne Hatta bankamız hazırsa aslıdan rica edelim. Ee, Evet. Hemen bakalım, Olur birlikte bakalım. evet. Olur. Şimdi şöyle, e, <laughs> bir kere SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı e, yaşayacak. Taban maaş artışından kastım şu, e, biliyorsun 1500 liradan önce 2500 liraya düş, çıkartıldı en düşük emekli maaşı. Sonra da 3500 liraya çıkartıldı. Tabii şu anda 3500 lirada e, yetmiyor vatandaşa, emekliye de yetmiyor dolayısıyla bu taban maaşında artırılması söz konusu. Yani en düşük emekli maaşının Ocak'ta artırılması söz konusu. Normal enflasyon artışının dışında tabii. dolayısıyla hem 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa o kadar bir artış olacak hem de bu taban maaşta bir güçlü artış ben de bekliyorum. Hatta asgari ücrete yaklaştırılması da söz konusu olabilir diyebiliriz. Emekli Sandığı emeklisi açısından baktığın zaman %8 toplu sözleşme artışı alacak ve bunun üzerinde oluşan hı hı. enflasyon farkı da onların maaşlarına yatırılacak. Memurlar da aynı şekilde %8 enflasyon, toplu sözleşme zamı ve enflasyon farkı alacak. Hı hı. Sosyal ödemelerden biraz konuştuk. Onlar da memur maaşlarına yapılan zam kadar artış alıyorlar. Dolayısıyla %8 zam ve enflasyon farkı alacak. Rakamlara şöyle bir bakalım mı istersen? Lütfen. 3 aylık enflasyon %7.05 çıktı dünkü enflasyon rakamıyla birlikte. Hı hı. Daha 3 aylık daha enflasyon gelip buna eklenecek. Tamam. Ee, birinci tahmin %65 neydi? O orta vadeli programda hedef %65'ti yıl sonunda. Buna bakarak e, 6 aylık e, artış %15.91 olacak. İkinci tahmin %67.73 bu da Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı bir e, anketti. O anketin sonucuna göre orada da %67.73. 73 çıktı ona göre de %17.83'lük bir artış hesaplıyoruz. Üçüncü tahmin ise Anadolu Ajansı'nın yine ekonomistlerle yaptığı bir tahmin. Yıl sonunda 73.88 bir medyan beklenti var enflasyon yıllık enflasyon yani ortalama beklenti. Orada da %22.15'lik bir artış söz konusu olacak. Emekliler açısından 6 aylık enflasyon artışından bahsediyor. Peki Faruk Abicim bir yandan evet. sizi böyle alayım. Bir yandan da e, buyurun. Ee, tarihler ne zaman netleşecek? E, ne zaman işte zamlar e, hesaba yansıyacak gibi sorular da her zaman olduğu gibi soruluyor. Şimdi tabii bu ki. tabii 3 veri daha kaldı. Yani işte ekim Kasım ve Aralık enflasyonlarını da gördükten sonra hı hı. E, biz 6 aylık enflasyonu görmüş olacağız aslında. Bu 6 aylık enflasyon da SSK ve Bağkur emeklisine direkt yansıyacak, e, memurlara da fark olarak yansıyacak. Ama şu anda görünen o ki memurların ve memur emeklilerinin fark alması kesinleşti. E, fakat biz e, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem Sayın Çalışma Bakanı'nın açıklamalarından görüyoruz ki hı hı. bir ekstra artış da geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yapılacak, öyle gözüküyor. İşte, taban maaşın artırılması gibi yine memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışına puan eklenmesi gibi hı hı. güçlü bir artışla ben bekliyorum yıl sonunda. Yani burada amaç zaten hükümetin amacıdaki ara zam yaparak asgari ücreti onu da bir kere daha göstermiş oldu. Artan enflasyonla bir yandan mücadele devam ediyor, onun düşürülmesi söz konusu ki zaten beklentilerde o yönde düşecek enflasyon. Bir yandan da bu enflasyon karşısında bu sabit gelirli vatandaşların işte ve dar gelirli vatandaşların başta emekliler, memurlar. ...memur emeklileri, işte engelliler... ...65 yaşıyla evet. alanlar vesaire... asgari ücretliler. Bunların da... ...alım güçlerini ve bu enflasyon karşısında... ...korunmalarını sağlamak. Bütün bu... çabada o yönde zaten. Ee, hani demin sen bir haber söyledin... ...hani e, Sayın Kılıçdaroğlu'na... ...soruyor e, gazeteci arkadaşımız... ...diyor ki işte em, emeklinin... ...maaşına zam yapılırsa ne olur? O da diyor ki... ...enflasyon artar. Yani tersten okursan... Em, ...enflasyon artmaması için emeklinin... ...maaşına zam yapılmasın mı diyor. E, onu tam anlayamadım. Ama zaten her yıl 6 ayda bir enflasyon kadar emekli maaşına zam yapıldığı için enflasyon karşısında korunmuş oluyor. Şimdi enflasyonun üstünde bir artış yapıldığı zaman da yine o enflasyonun yıkıcı etkisinden de korunmuş olacaklar. Peki e Şöyle cümle arasından cımbızla alacağım. Biliyorum şu an bir şey söylemek mümkün evet. değil ama e, diyorum ya yolda beni durdurup bir şunu <laughs> sorar mısınız? EYT en başta sonra asgari ücret elbette uzun bir süredir. E, son yapılan açıklamalar doğrultusunda işte gelen rakamlar doğrultusunda ne olur ne biter geçen sene olan, hatta bu sene içerisinde yine geçen evet. sene diyoruz olanlar e, o fazla artış. E, şu yüzden soracağım. E, hem seyircilerimiz istediği için hem de sizin öngörüleriniz bu konuda e, hep benim için olumlu yönde sonuçlandığı için. Evet. Ee, ne asgari olur ne düşünüyorsunuz evet. evet asgari ücretle ilgili? Şimdi asgari ücretle ilgili tabii yine rakamlarla konuşacağız. Yani az önce işte orta vadeli programın hedefi belli. %65. işte yapılan anketler belli. yüzde %70 Hı -hı. civarında. Dersek ki biz hani yıl sonu hedefi yüzde 60 ve 70 arasında bir sonuç çıkacak yıl sonu enflasyonu. Bugüne kadar da bakıldığı zaman enflasyonun üzerinde artışlar yapılmış. Eğer temmuz zammı dikkate alınıp 10 puan üzerinde bir artış yapılırsa %80 oluyor. Bunun karşılığı da 9.940 lira yapılır. Yani <laughs> evet. hani 10.000 lira olur mu noktasında biraz konuşuluyor ama bu noktada tabii iki tarafı da olduğu için biz vergi konusunda hatırlarsan burada bir hesaplama yapmıştık hı hı. yani e, asgari ücretten vergi nasıl alınmaz işte e, kapıcı maaşı gibi alınmaz. Hı hı. Peki şimdi bu 10 bin lira olur mu? Olur. Nasıl olur? Devletin de prim konusunda desteğiyle olur. Emekli ve memurların merakla beklediği zamların belli olmasına sayılı günler kaldı. TÜFE'nin açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam da açıklanacak memur ve emekliler maaşlarına toplu sözleşme zammına ek yüzde enflasyon farklı alacak. Peki 2023 emekli maaşları, memur maaşları ne kadar olacak? Ocakta memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı emekli ve memur maaşları tahminleri. 2022 Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Memur ve memur emeklisi dört gözle 2023 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının Aralık ayı enflasyonunu 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına enflasyon farkı gelecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin de zam oranları 2 Ocak'ta belli olacak. Memur ve memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Sabahta yer alan habere göre, ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te %8, Temmuz ayında %6 oranında artırılacak. Enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam yapıldı gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında olması durumunda emeklilerin en az %15 lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre %15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 4025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyon yüzde kaç olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Enflasyonun bu yıl sonunda %65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi %24 oldu. Büyüme hedefi ise, 2023'te de %5 büyüyeceği öngörüldü. Ocak 2023 zamı için geri sayım başlarken maaşlara gelecek zam oranı içinde kritik ipucu gelmiş oldu. Öte yandan SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında işsizlik sigorta fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak. Emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Oralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında, Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki %6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp altı, 91e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında olması durumunda emeklilerin en az %15'lik sam alacağı tahmin ediliyor. Sam oranları hakkında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan, küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz, dedi. Vergi uzmanı Muhammed Bayram, burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani Temmuz'dan Aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da Aralık ayına göre TÜFE'de %52.40'lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı %41.69 memurlara, %42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla %42'lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için %10'luk enflasyon farkı mevcuttur dedi.